Biraz işimiz var, tamam mı? Tamam. Zahi, hamilesin değil mi? Mübarek olsun. Allah'ın peygamberine de haber verdin mi? Hoş geldin büyük baba. Hoş geldin büyük baba. Hoş geldin baba. Hoş geldiniz. Ne oldu da bizi hatırladınız? Bir şey mi oldu baba? Ne oldu baba? Gördüğünüz bu adam Kenan'dan gelmiş. Neler konuşuyor böyle? Bizim için iyi haberler getirmemiş. Yakup nerede? Sevgili dayım Laban gelmiş. Ne oldu? Yolunu mu kaybettin? Her ne kadar acı da olsa bu haberi sana söylemek zorundayım. Söyle, neden konuşmuyorsun? Baban İshak peygamber hayata gözlerini yummuş. Geldik. Yine ona gideceğiz. Kararınız nedir Allah'ın peygamberi? İshak peygamberden sonra Kenan ülkesinin manevi sorumluluğu Yakup'un üzerindedir. Kız kardeşiniz Faika bunu size bildirmemi istedi. Yani gidecek misiniz? Ölüm herkesin tadacağı bir hakikattir. Hiç kimse ondan kaçamaz. Peygamberler ve veliler için de durum aynıdır. Acımı paylaştığınız için hepinize minnettarım. Allah'tan kendim için sabır ve tahammül diliyorum. Allah'ın peygamberi, eğer hepimiz senin buyruklarına itaat edeceğimize dair söz verirsek Fedan'da kalacak mısın? Ben Fedan halkını seviyorum. Sizi bırakıp gitmek benim için de kolay değil. Bu benim irademle ilgili değil. Ben kendi isteğimle gelmedim ki yine kendi isteğimle gideyim. Allah'ın izniyle yarın Kenan'a doğru yola çıkacağız. Biz hazırız. Biz de hazırız.
Eşimle birlikte eşyalarımızı topladık. Siz nereye? Sizinle geliyoruz. Hayatımızın sonuna kadar Allah'ın peygamberinden ayrılmayız. Siz bizimle gelemezsiniz. Burada fedanlık almanız daha iyidir. İşte bu benim evim. Hayatınızı sürdürmeniz için iyi bir yer. Fakat ben hayatımı size borçluyum. Allah'ın peygamberi, biz yaşadıkça size hizmet etmeye söz verdik. Eşin ve akrabalarının sana ihtiyacı var. Burası sizin vatanınız ve sizin bana bir borcunuz yok. Burada kalmanız sizin için en iyisi. Bize hidayet ışığı nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. Uzun yıllar sizinle beraber yaşadım. Acınızı, sevincinizi paylaştım. Sizden ayrıldığım için çok üzgünüm. Bir zamanlar putperesttiniz. Biricik Allah gönüllerinizi iman nuruyla aydınlattı. Siz de putlarınızdan yüz çevirip biricik Allah'ı seçtiniz. İmanın ve ilahi davetin kıymetini bilin. İlahi aydınlığı küfrün ve cahilliğin karanlığıyla değiştirmeyin. Yakup olsa da olmasa da biricik Allah sizin eylemlerinizi ve düşüncelerinizi bilir. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Yolun açık olsun. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Bana yaptığın bunca yıllık çobanlık karşılığında benden bir ücret almadın. Ne servetin ne de bir sürün var. Ben koyunlarımın yarısını sana ve kızlarıma hediye ediyorum. Geçiminizi bu sürüyle sağlayacağınızı umarım. Minnettarım. Bize yaptığınız tüm iyilikler için. Teşekkür ederiz. Allah size bunun karşılığını verecektir. Bu Yakup'un hakkıdır. Onca yıllık emeğine karşılık onu ödüllendirmeliydim. Allah'a ısmarladık. Hakkınızı helal. Allah hepinizi korusun. Teyze, sana bir şey sorabilir miyim? Niçin Bilha ve Züra annemi kıskanıyorlar? Bunu sana kim söyledi? Herkes bunu konuşuyor. Yerde kendi kulaklarını Zülfa'dan duymuş, biliyor musun? Çocuklar bu tür konulara karışmamalı. Ama madem sordun cevap vereyim. Bilha başlangıçta annen Rahil'in cariyesiydi. Rahil çocuk sahibi olamadığı için Bilha'yı babana hediye etti. Babanın hem çocuk sahibi olmasını hem de babana olan sevgisini ispat etmek için böyle bir şey yaptı.
Bilha, ben ve Nafteli'yi dünyaya getirdim. Böylece Yakup ve Rahil'in nezdinde çok saygın bir konuma yükseldi. Senin dünyaya gelmenle Bilha'nın eski saygınlığını yitirdiğini sanıp bu yüzden de kıskançlık duyması çok doğal tatlım. Merak etme, seni hala seviyor. Zülfa da sizin cariyeniz miydi peki? Evet. Rahim'den sonra ben de Zülfa'yı babana hediye ettim. Babanın sevgisini kazanmak için birbirimizle yarışıyorduk. Zülfa da cadde aşırı dünyaya getirdi. Ruben, Şimon, ne yapıyorsunuz? Sürü dağıldı, koyunları toplayın. Hemen topluyorum baba. Hadi koş koş bu taraftan, Hadi. Koş, koyun.